Bugün izleyecek olduğunuz videoyu YouTube Türkiye'de hiçbir kanalda bulamazsınız. Bu çok özel videoyu çekebilmek için Kültür Bakanlığı'ndan, Aydın Turizm Kültür İl Müdürlüğü'nden özel izinler alarak buraya geldim. Rahmetli Yörük Ali Efe, o büyük kahraman şu an burada yatıyor. Aslında hikayesi şöyle, Yörük Ali Efe'nin mezarı Yeni Pazar Mezarlığı'ndan tekrar açılarak buraya taşınıyor. Kendi evinin bahçesine getiriliyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kimliği var. Nüfus hüviyet cüzdanı diyor. Tüfeği var burada bir de arkadaşlar. Efe'nin o günkü tüfeği ne diyorlar? Mavzer diyorlar isimli de onun. Bu tüfekle arkadaşlar ne çatışmalara girildi. Belki karşı taraftan ne askerler öldürüldü. Burada Efe'nin yatağı var arkadaşlar. Üstünde cibinliği var. O yıldaki gibi tarihi hala orijinalliğini koruyor. Yatak zaten gerçekten kendi yatağı. Herkese merhabalar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün izleyecek olduğunuz videoyu YouTube Türkiye'de hiçbir kanalda bulamazsınız. Bu çok özel videoyu çekebilmek için Kültür Bakanlığı'ndan, Aydın Turizm Kültür İl Müdürlüğü'nden özel izinler alarak buraya geldim. Gerçekten çok uğraştık, çok çabaladık, çok emek harcadık videonun çekimleri için. Çünkü burada özel izin alınmadan çekim yapılması maalesef yasak. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Aydın'ın Yeni Pazar ilçesindeyiz. Yörük Ali Efe'nin o yıllarda Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşadığı evin içerisindeyiz. Yörük Ali Efe Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 6 sene kadar İzmir'de ikamet etti. İkametinden sonra ise memleketi olan Yeni Pazar'a taşındı. Burada bu evin içerisinde bir 15 sene kadar yaşadıktan sonra tedavisi için Bursa'ya gitti ve Bursa'da hayata gözlerini yumdu. Burası da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yörük Ali Efe'nin mezarının ta kendisi. Rahmetli Yörük Ali Efe, o büyük kahraman şu an burada yatıyor. Mezarı evinin bahçesinde. Aslında hikayesi şöyle. Yörük Ali Efe Bursa'da vefat edince diyor ki vasiyeti üzerine beni Yeni Pazar'a defnedin diyor. Ve mezarı Yeni Pazar'a geliyor. Fakat Yeni Pazar mezarlığına geliyor. Oraya defnediliyor. Sonra bu ev atıl bir şekilde yıllarca kalıyor. Eskiyor, püsküyor, ev döküntü hale geliyor. Ve yıllar sonra bakanlık el atıyor bu işe. Bu evi komple restore ediyor, evi ayağa kaldırıyor. Ve o işlemden sonra, ev pırıl pırıl olduktan sonra, müzeye dönüştürüldükten sonra Yörük Ali Efe'nin mezarı Yeni Pazar Mezarlığı'ndan tekrar açılarak buraya taşınıyor. Kendi evinin bahçesine getiriliyor arkadaşlar. Müzenin içerisine konuluyor. 1980'li yıllarda bu ev yanmış, yangın çıkmış. Kullanılmaz hale gelmiş, yani harabe olmuş. Daha sonra bakanlık bu işe el atmış, müzeyi restore etmiş, ayaklandırmış, muazzam güzel bir yer olmuş. Evin orijinalinin içerisindeyiz, bahçesindeyiz şu an. O hissiyatı almak zaten bambaşka. Kitaplara yazılmış, Türkiye'de dillere destan olmuş, bilmeyen kimsenin kalmadığı o Yörük Ali Efe şu an yanı başımızda rahmetli yatıyor burada. Kahramanlıkları anlatmakla bitmez. 19 yaşında katılmış Efe'liğe. 3-5 yıl içerisinde de kendi çetesinin başına geçmiş, grubun lideri olmuş. Ne kahramanlıklar yapmış Aydın, Nazilli, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar. Daha sonrasında vefat edip ebedi istirahatgahı olan bu noktaya kadar gelmiş. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi arkamda Yörük Ali Efe'nin kendi evi var. O günkü tarihi şu an gerçekten yaşıyoruz burada. Sanki şöyle kapıdan dışarıya çıkacakmış gibi, değil mi? Tarih burada muazzam arkadaşlar. Yörük Ali Efe kim bilir bu evin bahçesinde oturdu, kalktı, çayını, kahvesini içti. Burada sohbetler etti, dinlendi. Ev çok güzel restore edilmiş. Bembeyazla yapmışlar şöyle pırıl pırıl. İki katlı bir ev burası. Üst katta genellikle bireysel odalar var, şahsi odalar var. Yani insanların yatıp uyuduğu odalar var. Alt katta bir tane ortak toplanma odası. Üst katta da yine bir tane ortak oturma odası var. Bol bol yatakların olduğu, şahsi odaların olduğu yerleri göstereceğim şimdi size. Yörük Ali Efe'nin kişisel eşyaları var burada. Giydiği kıyafetleri var. Kullandığı tabancası var. Tüfeği var arkadaşlar burada. İçtiği sigarası var. Çorbasını içtiği çorba tası var. Muazzam bir şey var şimdi içeride. Hepsini tek tek size göstereceğim. Şimdi fazla lafı uzatmadan eve doğru geçiyorum. Evet, öncelikle
Evin önüne geldiğimizde şöyle bilgilendirme tabelası burada karşılıyor bizi. Burada size vermek istediğim birkaç tane bilgi var. Uzun bir yazı var. Tamamını okumayacağız yine. O birkaç tane bilgiden bazılarını vermek istiyorum. Yörük Ali 19 yaşına geldiğinde Aydın Dağları'nda dolaşan Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin grubuna katılmak istedi. Ağır bir sınavdan geçirilerek gruba alındı. Kısa zamanda Efe'nin tüm zeybeklerin güven ve sevgisini kazanarak grupta ikinci adam konumuna yükseldi. Alanyalı Molla Ahmet Efe, Bozdoğan Kavaklıdere baskınında ölmesi üzerine Yörük Ali Efe grubun başına geçti diyor arkadaşlar. Kısa sürede hemen grubun başına geçmiş. Yine önemli detaylı bilgilerden bir tanesi, Yörük Ali Efe 1919 senesinde dağdan indi. O sıralar düşman İzmir'i ardından Aydın ve Nazilli'yi işgal etmişti. Yörük Ali Efe, Kıllıoğlu Hüseyin Efe ve bazı arkadaşları Aydın ilinin Çine ilçesi Yağcılar Köyü'nde toplanarak Sultanhisar ilçesine 2 km uzaklıkta Malkoç Demiryolu Köprüsü yanındaki güçlü ve tam teçhizatlı düşman karakoluna baskın yaptılar diyor. Tarih 16 Haziran 1919'muş arkadaşlar bakın. Karakolu tümüyle imha etmişler o dönemde. Bu bölgedeki savaşın gidişatıyla ilgili önemli bir darbe olmuş. Çok etkileyen hareketlerden biri olmuş arkadaşlar. Yörük Ali Efe Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 6 sene İzmir'de yaşadı. 1928 yılında Kurtuluş Savaşı'nda bir süre karargahı olan Yeni Pazar'a taşındı. 1951 senesinde tedavi için gittiği Bursa'da vefat etti diyor. Tarih 25 Eylül 1951. Yörük Ali Efe vasiyetinde Yeni Pazar'da toprağa verilmesini istedi diyor arkadaşlar. Daha sonrası da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile ödüllendirildiği bu bilgiler arasında yazıyor. Evet, şimdi evin içine girdik. Evin kokusu, zaten şu ahşap kokusu direkt tarihi yansıtıyor abi. Ufak bir koridoru var. Koridordan sonra şöyle birkaç odası var. Hemen şu sağdaki ilk odayla bir başlayalım. Şöyle giriyoruz bakalım. Ev gerçekten o günkü hali burada yaşatılmış, yansıtılmış. Küçük bir yer sofrası böyle gördüğünüz gibi. Ne denir buna? Yerdeki oturma alanına. Köylerde, eski evlerde olan, şu an adını hatırlayamadım. Halı zaten o günkü halılardan arkadaşlar. Gerçek, hakiki. Bu bakır tepsisi, tabakları hepsi o günkü. Efe'nin şurada görmüş olduğunuz üzerindeki kıyafetler onlar orijinalleri değil tabi. Onlar tasvir etmek için. Duvardaki panodaki fotoğraf Efe'nin kendisi zaten görmüş olduğunuz. Efe'nin burası girişteki oturma odasıymış. Buradan sonra arkadaşlar şöyle geçiyoruz. Hemen yan tarafta bir odamız var. Orayı size göstermek istiyorum. Şöyle geniş bir alanı açılıyor. Pencereli. Herhalde burası avluya açılan boş bir alandı. Tadilattan sonra artık bu şekle geldi. Şöyle sağ taraftaki odaya bir giriş yapalım bakalım. Burada da kullanmış olduğu eşyaları var. Buyurun hep beraber bakalım. Evet, burada size neler gösterebilirim bir bakalım. Efe'nin burada arkadaşlar çorba tası var. Daha sonra kapaklı sahanı varmış. Dibek varmış. Bu dibekte artık bir şeyler dövdüler, yediler o zamanlar. Kahve ibriği. Bunda kahve içermiş Efe. O zamanki kendi eşyaları bakın ya. Çok orijinal, çok gerçekçi hepsi de. Kahve değirmeni varmış, kahve kavurucusu varmış, kahve kutusu varmış, kahve soğutucu varmış, bakır bir sini varmış burada. O günkü eşyaları tek tek muhafaza etmişler. Daha sonra yine Efe'nin bu tarafta neleri var bakalım. Su bardağı var arkadaşlar. Ya gerçekten adam şunda su içmiş ya. Bunu yansıtsanıza kafanızda bir canlandırın şöyle. Tepsisi, sürahisi, çatalları varmış. O günkü çatallar daha küçükmüş bakın, minikmiş. Reçellik varmış, kaşıkları var burada yine. Şekerliği var Efe'nin. Tekrar yine çatal bıçak takımı gibi bir şey var. Efe'nin o günkü kendi eşyaları burada hala saklanıyor. Gerçekten o tarihin içinde yaşıyoruz şu an. Gerçekten inanılmaz duygular. Şimdi yan taraftaki odayı bir göstermek istiyorum size. Buyurun. Yine bu odada arkadaşlar Efe'nin şahsi eşyalarıyla yine devam ediyoruz. Ama en etkileyicisi burası bakın şimdi. Arkadaşlar Efe'nin burada görmüş olduğunuz gibi kimliği var. Nüfus hüviyet cüzdanı diyor. Adam bunu cebinde taşımış ya. Düşünsenize bu resmi işlerde kullanmış. Bu tam böyle hani yaşanmışlık hissini veren buradaki objelerden bence en iyisi. Sonrasında ise en iyisi tüfeği var burada bir de arkadaşlar. Efe'nin o günkü tüfeği ne diyorlar? Mavzer diyorlar isimle de onun. Bu tüfekle arkadaşlar ne çatışmalara girildi. Belki karşı taraftan ne askerler öldürüldü. Şu objenin vermiş olduğu yaşanmışlık hissi inanılmaz ötesi. Burada duruyor. Efe'nin yine tabancası var arkadaşlar burada. Bunlar hakiki, kendi gerçek eşyaları. Kullanmış olduğu dürbünü burada. Kamalar, kılıçlar, bıçaklar burada. Büyük bir ne varmış? Mermi kovanı diyor burada yine.
Burası beni en etkileyen alan oldu. Çünkü Efe kahramanlıklarıyla ön planda ve bunlar savaşta kullandığı gerçek eşyaları. Bunları cephede, savaşta, o sahnenin içinde bir hayal edin, canlandırın. Burada olmak muazzam. Dedikten sonra da arkadaşlar bu tarafta Efe'nin kıyafetleri var. Neleri var diyor? Yemenisi var diyor. Tozluk var diyor. Ağızlık var diyor. Sigarasını taktığı ağızlığı varmış Efe'nin burada. Yine yöresel kıyafetler, ismini çok iyi bilmiyoruz tabii. Ne diyor? Kavas diyor. Ondan sonra cemadan diyor. İstiklal madalyası var burada. Oo, bu çok kıymetli arkadaşlar. Efe'ye o zaman verilen istiklal madalyası da burada. Körüklü çizmesi var burada. Kemeri var burada. Efe'nin cepkeni var. O meşhur hani zeybek oynayan Efe'leri biliriz hepimiz. Zaten burada fotoğrafta da bu kıyafetleri üzerine giymiş haliyle Efe'nin kendisi de görülüyor. Buradaki eşyalar muazzam. Ama şu istiklal madalyası beni çok etkiledi gerçekten. O madalya kolay kolay alınmıyor biliyorsunuz. Efe'ye de o zaman meclis tarafından verilmiş savaştaki kahramanlıklarından dolayı. Evet, burada da Efe'nin evinin tadilat olmamış halini görüyorsunuz. İlk hali, orijinal hali. Efe'nin içindeki yaşarkenki hali arkadaşlar bu. Devlet el attığında, tadilata başladığında ev bu şekildeymiş, bu haldeymiş. Evet, şimdi bu bölümdeki gezimizi tamamladıktan sonra koridorda yine aynı noktaya geri geldik. Şurada bir oda var. Bu oda da çok güzel. Hadi bakalım şimdi buraya geçiyoruz. Yine böyle tarihi güzel ahşap bir kapıdan içeriye girdikten sonra arkadaşlar burada ne görüyoruz? Burası tam tarih. Muazzam abi. Burada Efe'nin yatağı var arkadaşlar. Üstünde cibinliği var. O yıldaki gibi tarihi hala orijinalliğini koruyor. Yatak zaten gerçekten kendi yatağı. Cibinliğini de atmışlar üstüne. Eşyaları, fotoğrafları, buradaki sandık, ahşap sandık, şuradaki bir komodin var, çekmeceli. Hepsi o günkü arkadaşlar. Bakın perdelerine kadar o günkü eşyaları var. Burada küçük bir oturma alanı var şöyle. Efe'nin bol bol ailesi tarafından hep zaten fotoğrafları buraya bağışlanmış. Fotoğrafları var. Şu avizenin zaten güzelliği, bunun atmosfere katmış olduğu bir etki bambaşka bir hale getiriyor. Halılar hepsi el işçiliği, o günkü halılar. Efe'nin boy boy fotoğrafları var, gençlik yıllarındaki fotoğrafları var. Aynası var. Aynası yine o günkü ayna, kendi aynası. Ama gerçekten şu görüntüyü görmek, burada ünlü, meşhur, tarihi, o Yörük Ali Efe'nin yattığını bilmek, bu hissiyatı almak, şu havayı koklamak gerçekten bambaşka bir şey yapıyor ya. Şu müzeyi yapandan Allah razı olsun gerçekten de. Çocuklarımıza, gelecek nesillere tarihi aktarmamıza yardımcı olacak. Evet, şimdi de üst kattaki görüntüleri almak için buraya geldik. Burada öncelikle merdivenden çıkar çıkmaz şöyle muazzam bir kütüphane bizi karşılıyor. Full kitap arkadaşlar içi. Bunları tabii bilmiyorum. O günden kalan kitaplar mı, yeni kitaplar mı? Muhtemelen Kültür Müdürlüğü'nün buraya sonradan kattığı şeyler olabilir. Dedikten sonra burada yine hemen sağda bir oda bizi karşılıyor. Bu odada, dışarıda da bahsetmiştim, üst katta daha çok ağırlıklı olarak kişisel odalar var. Herkesin kendi yattığı, uyuduğu odalar var. Muhtemelen aile bireylerinin diğerlerine ait olabilir burası da. Şöyle lambamızı da yakalım. Yanıyor mu? Evet, yanıyor. Biraz daha aydınlık olur. Yine bir yatak var burada. Yine dolap, halı. Küçük, minik bir kişisel oda burası. Yatıp uyuma odası. Günümüzün çocuk odası gibi düşünebilirsiniz. Ayrı bireysel bir oda. Kime ait olduğunu tabii bilmiyorum. Burada onunla ilgili herhangi bir yazı yok. Duvarda yine Yörük Ali Efe'nin fotoğrafları, yanında artık akrabaları, abisi olabilir, babası olabilir, kardeşleri olabilir. Onlarla ilgili fotoğraflar da var. Küçük bir dolap, küçük bir komodinle süslenmiş. Bu odadan şimdi yan tarafa geçelim. Burada toplamda 4 tane odamız var arkadaşlar. Şimdi yanındaki odaya geliyoruz bakalım. Burada da yine bireysel, kişisel bir oda var. Duvarda buranın lambası var mı? Var. Şuradan yakmaya çalışıyoruz. Evet. Lambamızı da yaktıktan sonra yine küçük kişisel bir oda var. Duvarda bir kadın portresi var. Fakat tabii buradan okuyamıyorum. Geçmek de yasak olduğu için oraya gidemiyorum. Burası belki onun olabilir. Ne diyor? Saniye Yörük, Zehra Yörük diyor fotoğraflarda. Kayahan Kavas, Saniye Kavas. Muhtemelen arkadaşlar burası bir bayanın odasıydı. Yani annesi olabilir, kardeşi olabilir. Bu konuda tam bilgim yok. Tek kişilik bir yatak, büyük bir dolap. Burası da bireysel şahsi odalardan biri dedikten sonra hemen karşıda bir oda var. Oraya geçelim. Güzel pencereleri var böyle. Dışarıya bahçeye açılıyor. Şu an ziyaretçiler bahçede oturuyorlar zaten. Faruk Yörük diye bir fotoğraf yine burada bizi karşılıyor. Burası daha çok
oturma odası arkadaşlar anladığım kadarıyla. Üst katta çünkü o zaman ne oluyor? 3 tane bireysel oda oluyor. Onların yanı sıra da bir oturma odası, ortak kullanım odası oluyor. Bazı fotoğraflar var yine aslan yörük diye. Hep bunlar aile bireylerinin fotoğrafları. Zaten ailesinin desteğiyle burası yapılmış. Ailesinin katkılarıyla, desteğiyle demeyelim, katkılarıyla yapılmış. Çoğu eşyaları, objeleri ailesi tarafından bağışlanmış. Çok güzel bir oturma alanı oluşturulmuş buraya. Dedikten sonra yine bir yandaki odaya geçelim. Orası da yine hatırladığım kadarıyla yine bir bireysel yatak odası olması lazım. Kitapların yanından geçtikten sonra yine evet burası daha geniş bir oda. Yatak odası yine burası. Burada da yine aile fotoğrafları, Doğan Yörük, Yörük Ali Efe'nin ilk oğlu Abdü Bey ve eşi Leyla Hanım diyor. Vay be, Yörük Ali Efe'nin oğluyla eşi varmış arkadaşlar burada. Dediğim gibi diğerlerine nazaran biraz daha büyük bir yatak odası. Eşyalar orijinal. Ya buradaki hava orijinal. Gerçek evin bulunduğu alandayız. İnanılmaz bir tarih ya. Gerçekten bu duyguları hani buraya gelip yaşamanız lazım. Ben size bunu ne kadar iyi aktarabilirim bilmiyorum ama bu objelerin arasında olmak, bu tarihi koklamak, bu bilgilerin arasında gezmek o günü yaşattı bana. Gerçekten Kurtuluş Savaşı yıllarına, belki biraz daha sonrasına gidip geldik resmen. Burada arkadaşlar çok önemli tarihi belgeler var. Bazıları asılları, bazıları da çıktı olarak alınmış nüshaları. Biliyorsunuz Yörük Ali Efe'nin bu bölgede yapmış olduğu çok önemli baskınlar var. Alt katta girişte de zaten duvardaki bilgilendirme notundan bunları size okumuştum. Mesela Malgaç baskını diyor. Çok kanlı bir baskın olmuş. Bu bölgedeki düşmanın tam teçhizatlı saldırı noktalarından, savunma noktalarından birisini imha etmişlerdi Yörük Ali ve arkadaşları. Onunla ilgili burada yazışmalar var, evraklar var. Haritalandırmalar yapılmış, Malgaç baskını ile ilgili yazışmalar var ve o bölgenin geçmiş olduğu Demiryolu Köprüsü'nün hattının orijinal fotoğrafları var. Tekrar dediğim gibi tarihi haritalandırmalar şeklinde burada tasvir edilmiş halleri var, orijinalleri var. Arapça yazılı bazı belgeler var. Burası gerçekten bir arşiv niteliğinde bakın. Evin belki en önemli evraklarının burada bulunduğu alan. Burası da çok etkileyici. Bunları uzun uzun ben bir okuyayım. Evet arkadaşlar, bugün de böyle videoyla karşınızda olmaya çalıştım. Çok şahane bir yerdeydik. Muhteşem bir müzeyi dolaştık bugün. İnşallah beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, güzel de bir yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda karşınızda olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi eyvallah.